temsilcilerimiz, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve basınımızın güzide mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Düzce Gazeteciler Cemiyeti Akçakoca Temsilciliği tarafından düzenlenen bu program, bu programa teşrif ettiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri mesleklerini ifa ederken şehit düşmüş tüm basın çalışanları için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sayın Valimiz konuşacaktı. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızın bir konuşması vardı. Beraberinde meslekte ustalaşmış fotoğraf sanatçılarımızın fotoğraf sergisi olacaktı. Onlar gelemeyince sergide kullanacağımız fotoğraflar ve materyaller de gelemedi. Ve 16 kişiye bu meslekte 25 yılını tamamlamış 16 gazeteci, basın emekçisine plaket verilecekti. Plaket töreni düzenleyecektik. Dolayısıyla bunlar hep Düzce üzerinden sağlanacaktı. Düzce gelmeyince programımız biraz eksik kaldı. Bunun bir özrünü dileyerek bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Yalnız Sayın Valimiz kendileri bizi arayarak bu program için başarılar dilediler. Gazeteci arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar. Ve Sayın Vali ve Düzce Gazeteciler Cemiyeti'yle yaptığımız görüşmelerde şöyle bir fikir arkadaşlar. Normalde valilik tarafından her sene bugün 10 Ocak'ta bütün il ve ilçelerin gazetecilere kahvaltı verilir. Yine hava muhalefeti nedeniyle birkaç gün önce bize bildirilmişti, iptal edilmişti. Sayın Valimiz şunu önerdiler. Dediler ki haftaya pazar günü biz Düzce ve ilçelerindeki tüm gazetecileri Akçakoca Sky Tower'a davet edip orada kahvaltı verelim ve plaket töreniyle resim sergisini de orada yapalım. Onun bir parçası olsun ve bir hafta gecikmeli olsun. Sadece bu değişik bir bilgi vermek istedim size. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Düzce Gazeteciler Cemiyeti Akçakoca temsilcisi Sayın Hüseyin Denizgezi kürsüye davet ediyorum. Siyasi parti başka bir yazıydı. Kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve basınımızın güzide mensupları. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte bizleri de yalnız bırakmayarak buraya kadar teşrif ettiniz. Hepinize saygılar, selamlar, hoş geldiniz diliyorum. 10 Ocak 2015 Çalışan Gazeteciler Günü'nde ülkemizde iyi bir güzel gelişme var demenin zor olduğu günlere geçiyoruz.
Ülkemizin basın özgürlüğü ve basın çalışanlarının sosyal hakları ne yazık ki her geçen yıl daha geri gitmekte. Bugünün ortaya çıkış sebebine bir göz atacak olursak, 10 Ocak 1961 günü yürürlüğe giren 212 sayılı yasayla gazetecilerle ilgili çalışma mevzuatında yeni işletmelerin yapıldığı yeni bir dönem başladı. Aynı yıl 10 Ocak tarihi çalışan gazeteciler bayramı olarak kutlandı. 12 Mart 1971 darbesiyle anayasaya ve yasalarda gerçekleştirilen geri gidişlerin gazetecilerle önemli ölçüde etkilemesiyle çalışan gazete bayramı tanımı 1970'ten bu yana çalışan gazete gününe dönüştürüldü. Bugün 54 yıllığını kutladığımız çalışan gazete gününde iyi ve güzel gelişmeler başlatmak isterdik. Ancak bu yerel basının resmi ilan geri düşerken basın kuruluşları da kan kaybederek küçülüyor. Zor koşullar ve sınırlı maddi imkanlarla çalışan çok sayıda meslektaşımız işinden ekmeğinden oluyor. Çalışan gazeteciler ücretli yoksulluk ve açlık sınırı çok altta kaldı. Tüm olumsuzluğa rağmen bu mesleğe günü vermiş basın mensubu olarak halkın gerçekte öğrenme, haber alma ve bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğünün demokrasimiz vazgeçilmez unsuru olduğunu inanıyoruz. Yasalarla basına yasaklar ve kısıtlama getirilmesi konusunda her türlü girişime karşı olacağımızı ilan ediyoruz. Ülkemizde elimizde görev yapan gazetecilerin çalıştığından gazeteciler günü kutluyor, daha özgür haber yapabilen, ekonomik özgürlüğü kazanmış, insanca yaşayabilme standartlarına erişmiş, işten atılma korkusu yaşamayan bir basın dünyası diliyorum. Bu önemli günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Hüseyin abiye teşekkür ediyoruz. Şimdi Akçaoğlu basınının eski bir ismi var aramızda, Şakir abi, Şakir Şengül. Meslekte habercilik mesleğinde, köşe yazarı, ilk 5 yılını tamamlamış. Kendisinin duygularını almak üzere buraya davet ediyoruz. Buyurun. Gazeteciler günü itibariyle beni buraya davet eden ve bu şeyi düzenleyen arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Bütün kuruluşlardan gelen sayın misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Son olarak da yani siyaset alemasından çok iyi tanıdığınız ama son olarak da üniversite hocalığı yolunda ilerleyen Sayın İbrahim Bilgin Beyefendi'ye gazetecilik boyutuyla bir açıklama yapmasını istiyoruz. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Çok değerli siyasi parti başkan ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, çok değerli dostlar, yüzde basın mensubu arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu söz benim için sürpriz oldu. Yani hazırlıksız ve bilgisiz bir şekilde davet edildim kürsüye. Davet eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bununla ilgili bir anı aktarmak istiyorum sizlere. Gereken aklıma o geldi. Sanırım 88 veya 89 yıllarıydı. Biz Akçabucu Haber Gazetesi'ni kurduk. Başladık gazeteciliğe. Tabii harfler tek tek elle diziliyor. Soğuk baskı. Bir günde bir sayfayı bir kişi anca hazırlıyor. 4 sayfa bir gazete. İşte haberleri toplayacaksın, dizenleyeceksin. Ondan sonra baskıdan çıkacak, redakte edeceksin, tekrar kontrol edeceksin. Gece yarılarına kadar haftada bir gazeteyi anca çıkarıyoruz. Akçabucu da o günlerden bugünlere geldik. Şimdi tabii teknolojinin geliştiği ve enformasyonun hızlı bir şekilde arttığı bir dönemde yerel gazeteciliğin bugün geldiği nokta itibariyle çok önemli bir görev veya işlev yaptığını görüyoruz. Şimdi asıl anlatmak istediğim konu da onunla ilgili.
Biz gazete çıkarttığımız günlerde burada rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin senaristliğini yaptığı Bizim Ev adlı bir dizi çekiliyordu bakanlık adına. O dizi de bir türlü yayınlanmadı. Çekimler tamamlandı. Sanırım filmler rafa kalktı, ne oldu bilmiyorum o dönemde. O dizi de yayınlanmadı. Fakat o zamanlar biz işte gazeteci kimliğimizle akşamları onlarla birlikte oluyor, sohbet ediyorduk. Bir gün dedim ki Ömer Lütfi Mete'ye, Allah rahmet eylesin. Ya bizim dedim gazetemizde bir köşe yazısı yazar mısın? Dedi ki yazarım. Çok mutlu oluruz dedim. Ertesi gün hazırlamış yazıyı yazdı. Şimdi bizim gazetede bir serbest köşe diye bir köşe koymuştuk. Kim gelirse gelsin, yani ne yazarsa yazsın, orada yayınlıyor olduğu. Ben yazıyı oraya koyduk, önce okudum. Fakat tam ya dedim yazmış bir şey var. Yani bu da olur. Yazdığı konuşur. Önümüzdeki süreçte yerel gazetecilik ve yerel televizyonculuk, yerel basın güçlenecek, daha etkili olacak ve ulusal bazda baskı unsuru olacak şeklinde, yani özetle söylüyorum, onları ifade eden bir yazıydı. Ben de dedim ki yani Akçakoca'da şurada yani yazdığımız bir tane bir gazeteyle genel işte ulusal bazda nasıl etkin olabiliriz? Ya da nasıl ulusal bazda bir takım sorun ve sıkıntıları yansıtabiliriz? Bu çok da olacak bir şey değil ama diye içimden geçirmiştim. Allah rahmet eylesin. Bugün görüyorum ki yerel basın ve yerel basın hakikaten ülkemiz için, ülkemiz adına çok önemli olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Yerel basında çalışan bir arkadaşımızın burada yapmış olduğu bir haberi hemen anında, belki iletişimin bu kadar güçlenmesinden ve performansının artmasından kaynaklanan bir şekilde bu imkanları da kullanarak hemen genel basında da görebiliyoruz. Ve Türkiye genelinde bunlar hemen gündeme çıkabiliyor ve dünyanın, hatta dünyanın, Türkiye'nin değil sadece her yerinde bulunan özellikle ilçemizin insanlarının veya bölgemizin insanlarının takip etmesine, memleketleriyle ilgili bilgi almasına ve haber almasına vesile oluyor. Bununla ilgili bir örnek anlatarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bir gün büroda oturuyorum. Benim büroda da odam biraz en dipte. İşte çalışan elemanımız dışarıdan geldi. Kapıdan girer girmez hortum 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 diye bağıra bağıra girdi. Ben de ne oldu diye birden fırladım. Doğru balkona çıktık. Bir baktım orada denizin üzerinde hortum oluşmuş. Hemen bir alışkanlıktan dolayı telefonu çıkarttım. Çekim yaptım ve internete attım. İnternete atar atmaz baktım, yerel basında çıktı. Arkasına akşam baktım, MTV'de, ATV'de, televizyon yayınlarında Akçakoca'da işte hortum oluşmuş diye. Benim çektiğim o görüntüler hemen yayınlandı bir gün içerisinde. Ki o zaman anladım ki Ömer Lütfi Mete'nin yazmış olduğu o yazı, o günlerden bugünleri gören bir göz, tabii ki o işin içerisinde yaşayan bir insandı. Allah yine kanıyla rahmet eylesin diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bütün gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Güven Bey'e de teşekkür ediyoruz. Saygılar Hanım'ın en başta da söyledik. Programın formatı farklı bir şekilde gelişecekti. Olmadı. Biz bizeyiz ve biz onu değiştirelim istedik. Programı hemen kısa kesip bitirmeyelim. Plaket törenleri, ikramlar vesairelerimiz vardı. Olmadı. Başkanımızı da dinledik. Şimdi biz bu önemli günde siz saygıdeğer konukların görüşlerini almak isteriz. Bizim de bugün de mesaj verdik. Görüş bölgesini belirtmek isteyen konuğumuz varsa kendisini tanıtarak fikirlerini almak isteriz. Bu bir tebrik mesajı da olabilir. Bu bir eleştiri de olabilir. Bir öneri de olabilir. Bir serbest kürsü olarak devam edeceğiz ve programımızı tamamlayacağız. Seyahat mikrofon elimizde ve gezdireceğiz. Sen varsa vereceğiz. Salih Şengül. Ben yeni kurulan Anadolu Partisi'nin il yönetimindeyim.
değişime destek olmak adına. Şimdi yerel basının varlığının en büyük faydasını kısa zamanda gören bir kişi olarak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve yerel basının ne kadar önemli olduğunu bir şekilde açıklayıcı bir durum. Bundan bir ay önce biz Akçakoca'da bir basın açıklaması yaptık. Eşim partinin teşkilatının kurulduğunu açıkladı. Ondan önce Anadolu Partisi pek basında hiç yer almıyor gibi bir şey, çok az. Çünkü zaten İktidar Partisi'nin denetiminde olan bir basın %50 kadar var. Çeşitli siyasi grupların etkisinde olan diğer ulusal basın var. Dolayısıyla Anadolu Partisi'ne ilgi gösteren veya onun yayını izleyecek hiçbir şey yok gibi. Ancak yerel basın birçok birimiyle birlikte bizim şeyimize katıldı ve yayınladı. Onun için çok teşekkür ediyorum gazetecileri, katılan arkadaşlara ve bize destek oldukları için. Bu yerel basının ne kadar gerekli bir şey olduğu bizim açımızdan daha önemli bir şekilde anlaşıldı. Bir de bir takdir burada herkesin önünde söylemek istiyorum. Sadullah Bey var mı? Yok. Gıyabından söyleyeyim. Onun bir köşesi var biliyorsunuz yerel basında. İşte limana gidenler, yükselenler, düşenler falan diye. Akçakoca'da tanıdığımız arkadaşları her seferinde böyle değişik yönde. Bazen onur eder, bazen eleştirir. Ben de ona muhtarlık seçimlerinden önce bir şey yapmıştım. Sadullah, bakayım bu seçim sonrasında ne olacak? Kendin kaybedersen kendini yazacak mısın limana gidenler falan diye. Tabii abi dedi. Sonrasında da kaybetti. Ve gerçekten kendisine yönelik de bir eleştiri yazısı yazdı. O yüzden de kendisini çok takdir ediyorum. Burada da paylaşıyorum bence. Helal olsun yani. Fırsatı verdiği için de arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her koşulda konuşabileceğimizi inandım. Gerçi biz unumuzu eledik, eleğimizi astık ama elek indirelim bizler. Efendim hepinizi kendileri saygı, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Onu Cem Gazeteci'de çalışanlar gününü de cani gönülden kutluyorum. Gerçekten halk adına güzel hizmet eden, gönülen, her şeyi ortaya koyarak tüm problemlere rağmen bir çalışma içerisinde olduğunuzu biliyoruz. 94 yılından beri de birlikte bu siyasetin içinde gazetecilikle birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlar da var. O günden bugünü bir değerlendirdiğimiz zaman acaba Akçakoca bazında gazetecilik nereye, neredeydi, nereye geldi? Bence çok ileriye gitmediniz. Akçakoca'da 90'lı yıllarda televizyonlar vardı. Görüntülü. Yani görsel televizyonlar vardı. Radyolar vardı. Bilmeyenler için hatırlatma olsun. Artık gazeteler vardı. Ve gazeteler arasında da çok güzel bir bütünlük vardı. Birliktelik vardı. Benim 9 yıllık görev esnasında basından çok destek alarak Akçakoca'ya hizmet kazandırdığımı söyleyebilirim. Bu çok önemli bir olay. Özellikle siyasetçilere çok yardımcı olmanızı ben temenni edebilirim. Gönülden bunu söyleyebilirim. Biriniz dernek, biriniz cemiyet, bunları bir araya getirin. Bir araya getirin. Her ne kadar birbirinizi de sevmeseniz, zaten çoğu insan birbirini sevmeden bir arada. İşin aslı da bu. İşin aslına uygun olarak yapın. Akçakoca adına belediye reisini, kaymakamı, vali, sivil toplum örgütlerini, özellikle siyasilerimizi, derneklerimizi şaha kaldırmanızı istiyorum. Bakın, siz kendi aranızda boğuşurken Akçakoca böyle güçlü bir iktidara rağmen ileriye mi gitti, geriye mi gitti? Bunun muhasebesini, muhakemesini de kendi aranızda yapın.
Eskiden neler vardı, şimdi neler yok, neler var. Bunu da kendi kendimize konuşalım diyorum. Söylenecek, benim vereceğim mesajlar bu kadar olsun. Çok derinlemeye girmeye gerek yok. Bu tür toplantıların haricinde öncelik yapın. Akçakoca ilçesinin genel koordinatları, yani koordinasyonu içerisinde bir toplantılar yapın. Her ne kadar konuşmacılara söz verilmese de artık zorla çıkıp konuşacağız. Çünkü o günlere geldik. Buna ihtiyacımız var. Bir şeylerin söylenmesi gerekiyor. Çünkü herkes suskun bir vaziyette durduğu zaman bunun da tesiri daha fazla olur gelecekte gibi düşünüyorum. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Hayırlı olsun. Yeşilay Başkanı'yım. Ben emekli bir imamım. Benim Yeşilay'da ne işim olabilir? Biz içki içmiyoruz, kumar oynamıyoruz, sigara içmiyoruz, uyuşturucu kullanmıyoruz. Ama evlatlarımız bunları kullanıp yanıp tutuştukça, kendilerine kastettikçe, ölümlere heder oldukça içimiz sızlıyor. Daha dün akşam bir televizyon haberinde 20 yaşında bir delikanlı uyuşturucu kullandığı ve iki çocuk annesi hanımını bıçaklayarak İstanbul Maltepe'de katlediyor. Ve yine yakın tarihte bir gazetemizden aldığımız bir küpürde de İstanbul'un yine çeşitli bir yerinde 10 bin adet bonsai maddesi bulunuyor. Allah'tan ki bulunmuş, 10 bin kişi yine heder olup gidecekti. Basınımıza büyük görev düşüyor bu anlamda. Allah'ın izniyle inşallah kaymakamlığımızdan aldığımız izinle bütün okullarımızı tarayacağız. Okullarımızdan davet aldığımızda biz oraya koşacağız. Zararlı alışkanlıklarla mücadelenin ne olduğunu yavrularımıza anlatmaya çalışıyoruz. Zararlı alışkanlıklar içerisinde sadece içki, sigara, uyuşturucu, bonsai değil, yalan söylemenin, hırsızlık yapmanın, sahtekarlık yapmanın da zararlı alışkanlık olduğunu, özellikle gıybet etmenin, Ahmet'in Mehmet'in arkasında ileri geri konuşmanın da zararlı alışkanlık olduğunu, sonra gerekli veya gereksiz birilerinin arkasından asılsız haberlerin de yalanla alakalı olduğunu ve zararlı bir alışkanlık olduğunu bu insanlarımıza anlatmak zorundayız. Dürüst olmak zorundayız. Biz ne kadar dürüst olursak toplum o kadar dürüst olur Allah'ın izniyle. Ben basınımızın bu görevini en güzel şekilde hakka ve adalete uygun bir şekilde hizmet ettiğine eminiz, şahidiz ve bu anlamda lisenin önünde bundan 4-5 yıl önce bir yazı tahtamız vardı. Orada yazı tahtasında günlük bilgiler sunuyorduk. O gün içinde imanın şartlarını yazmıştım. Ve Ayşe Hanım geldiler. Herhalde burada görmüştüm kendilerini. Onu haber olarak sundular. Teşekkür ediyoruz. Bir haber. Ben belki 3 kişiye 5 kişiye duyurabilirim ama sizin yaptığınız bir haberi anında dünya seyredebiliyor. Dünya görebiliyor. Gerçekten basın bizim kanımız, canımız. Bu bir aletse eğer televizyon gibi veya radyo gibi, biz onu hakkın yolunda kullanırsak Allah'ın izniyle o yolda başarılı oluruz. Ayrıca ben hepinizi tebrik ediyorum. Canıyla, kanıyla, malıyla, her şeyiyle haber için koşturan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların o haberleri olmasa yeryüzüne bazı haksızlıklar kalkmaz. Siz o adaletsizliği, o haksızlığı ortaya koyuyorsunuz ve birçok olayda da geri adım attırıyorsunuz. Allah güç kuvvet versin, kalemimize kuvvet versin. Bu aynı zamanda Hira Nur Dağı'ndan yükselen bir mesaj. O da neydi? İslam'ın ilk emri, oku emriydi. Siz de bunun içerisinde olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu 10 Ocak
Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Nevzat Çingil. Akşam Web TV ve Türkçe'nin sesi gazeteleri değerli yayın yönetmeniyim. Biraz önce sevgili başkanımız Erol Solak yerel basınla ilgili haklı olarak birkaç eleştirdi oldu. Ben onun üzerinden birkaç şey sormak istedim. Şimdi gerçekten yerel dünya küçülttükçe yerellik giderek artıyor. Yerel basının önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Bunu şuradan görüyorum. Biz işte iki yıl önce Akçak TV'yi kurduğumuzda Düzce'de onlarca gazete olmasına rağmen dedik ki ya biz Akçakoca'nın sorunlarını öne çıkartan bir internet sitesi oluşturalım arkadaşlarla. İki yıl önce işte temellerini attık. Bugün gerçekten Akçakoca'nın bütün sorunlarını taşıdığımız, karınca kararınca yapmaya çalıştığımız, sorunlarına parmak basmaya bastığımız bir site oluşturduk. Ve bu site üzerinden Akçakoca dışarıda oturan, içeride oturan, çözde oturan bütün insanlar günlük ve diğer yerel haber sitelerle birlikte Akçakoca'da ne olduğunu bildiğini oralarda takip edebiliyorlar. Şimdi bunu şundan söylüyorum. Gerçekten yerel basın kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi görüyor. Sorunların anında tespit edilmesinde, anında giderilmesinde ciddi bir işlev görüyor yerel basın. Bu anlamda yaptığımız gibi haberler hoşunuza gitmeyebilir ki bunu görüyoruz zaten. Dönem dönem arkadaşlarımız, yöneticilerimiz serzenişte bulunuyor. Ancak yani biz hakikaten iyiyi, güzeli, doğruyu bulabileceksek bu haberleri yapmak zorundayız. Canımız acısa da ya da canımız acısa da bunu yapmak zorundayız ki doğruyu bulalım. Teşekkür ederim. Yaşadığım ilçenin sorunlarına daha böyle tarafsız, objektif bakıp onları dile getirmek ve dile getirdikten sonra da hani onu ses getirdiğini, sonuç aldığını görmekten çok mutlu oluyorum. Tabii Nevzat arkadaşımız da söyledi, işte bazen bunlar boşa gitmiyor. Yani deniyor ki işte bunu yazmasaydın, bunu çizmeseydin, neden bunu böyle söyledin, niye bunu bu şekilde yazdın? Burada şey çok önemli, yazarken. Hani tabiri caizse pek ağzıma yakışmayacak ama belden aşağı vurmak denir. Hani bu şekilde haber yapmadıktan sonra insanların özel hayatlarına, yaşam şehirlerine karışmadıktan sonra kamuoyu ilgilendiren her haberin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hani bu aileniz olur, babanız olur, yakın kardeşiniz olur, kim olursa olsun kamuoyu ilgilendiriyorsa, hani toplum oradan bir şekilde faydalanıyorsa onun mutlaka haber olması gerekir. Bu yüzden de alınmamak gerekir. Yani hepimiz hata yapabiliriz. Başkanlar da hata yapar, kamudakiler de hata yapar, bizler de hata yaparız. Ama önemli olan bunları hani kedi pisliğini örter gibi örtmek değil. Bunları ortaya çıkartıp tartışmalıyız ki doğru nerede? Çünkü doğru bir tane. Bir sürü doğru yok. Ama nedir? Hepimiz kendi kafamızdaki doğruları görüp ona göre bakıyoruz. O zaman doğruya bakarken şöyle bakabilir miyiz acaba? Yani haberden, ben haberle ilgili konuşuyorum, bu haberden kamu nasıl ne menfaat elde edebilir? Ne şeyi vardır, faydası vardır bunun? Hani işte başkana geçirmiş, affedersiniz işte şunu yazmış, bunu yazmış değil. Kamu ilgilendiriyor mu? Buna bakarsak gazeteci arkadaşlarımızı da çok daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gazeteciler kamuoyunun gözü ve aynasıdır.
sizlerden bir bayan olarak bile temsil ediyorum çok özür. Sizlerden de şunu rica ediyorum. Saygı çerçevesinde birbirimize sahip çıkalım. Başkanım Hamdi Özgür. Şimdi gazetecilik deyince ne istiyorum diye buradaki ağabeyim arkadaşlarım konuşunca onu geçirmek bundan. Önce bir sevdiğim bir şey var ki ulusal kurtuluş mücadelesini Atatürk verirken sesini dünyaya kullanmak iletmek için basını kullandı, dünya basını kullandı. Önce bu geldi aklıma. Daha sonra gazetecinin şehitleri geldi aklıma. Muammer Aksoylar geldi. Çetin İmeşler geldi. Uğur Mumcular geldi. Daha sonraki süreçte kalemli satıp yalılarda oturan yandaş gazeteciler geldi aklıma. Daha sonra gazete patronları geldi aklıma. Dedi ne yaptı bu gazete patronları? Önceden sadece gazete çıkartırken devlet ihalelerini almak adına yine yandaşlık yaparak gazetelerini birilerini uğruna uşaklık yapan araçlar haline getirdiği geldi aklıma. Daha sonra cezaevlerine tıkılan gazeteciler geldi. Bizim haber olma ve bilgi edinme hakkımızı kullanırken yapmış oldukları yorumlar sonucu ulusa değer katmak adına ortaya koydukları fikirlerinden dolayı cezaevlerine giren gazeteciler geldi aklıma. Daha sonrasında yerel anlamda düşündüğümde basınla görev yapan arkadaşlarımızın işsiz bu meslekten para kazanmadan hizmet etme anlayışını sürdürürken çektiği sıkıntılar geldi aklıma. Keşke ilahi bir gücüm olsaydı da hepsini hepimizi, hepinizi bu duyarlılıkla tekrar selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Başka var mı efendim? Görüş belirtecek. Müftü Bey de ben. Yoksa... Sonra kim böyle? Efendim merhaba. Ben küçük serzenişte bulunmak istiyorum basın mensubu arkadaşlara. Güzel günlerde, böyle günlerde güzel şeyler konuşuluyor. Hep olumlu tarafından bakıyoruz olaya ama her yönde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben basında, özellikle yerel basında çıkan haberlerin altına yapılan isimsiz yorumların demin Bahadır Hoca'nın anlattığı gibi fitne fesata yol açacak, insanlar hakkında gıybete neden olan, haberle alakası olmayan ama sırf kaprisleri ve kişisel şeylerinden dolayı yapılan yorumların yayınlanmamasını ve bunların da topluma zarar verdiğini düşünüyorum. Bu serzenişte bulunmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Eleştirdiğiniz için bir davranı. Başka yoksa programımızı sonlandıracağız tabii. İkramlarımız devam ediyor. Serbest zamanca o sırada sohbet edelim ama sevgili Müftü Bey'imiz de burada. Onu pas geçmeyelim. Sayın Müftü'müze hep böyle ağzından bal gibi sözcükler damlarken biliyoruz. Belki bu özel günümüzde bize de yüreğimize dokunur. Birkaç şey söyler. Bugün hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hem de Hüseyin Denizgez, Hüseyin abimizin Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin atölye temsilcisi oldu. Yasal temsilci Hüseyin Denizgez'dir. Ancak da temsilciliğin ilan edildiği bir gündür de bu anlamda belki birkaç güzel söz ya da bir hayır duasıyla da bitirebiliriz. Buyurun. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرون sevgili dostlar bugün burada gazeteci kardeşlerimizin Akçaboca Gazeteciler Cemiyeti diyelim mensubu kardeşlerimizin davetlisi olarak burada bulunuyoruz. Gerçekten de yaşadığımız bilgi çağında, internet çağında, sosyal medyanın en zirve tepe noktalarda kullanıldığı bu dönemlerde medyanın gücünü istesek de inkar edemeyiz.
Yani bugün dünyada gündemi maalesef medya belirliyor. Yani bir memlekette medyanın geneli aynı doğrultuda bir manşet attığı zaman artık orada toplumun da gündemi normal olarak o oluyor. Gazeteci kardeşlerimiz bir toplumun hem gözü, hem kulağı, hem de dili. Gözleriyle müşahede ettiklerini, efendim kulaklarıyla toplumda gezerken insanların arasında dinlediklerinden bir harmanlama yapıp ve bunu insanların geneline duyurma vazifesi yapıyorlar. Ama şunu unutmayalım, yapmış olduğumuz meslek biraz da emanet bir meslek. Gerçekten son derece ciddi ve önemli bir vazifeyi ifa ediyoruz. Haber elbette gazeteci olabiliriz ama nedir? Her zaman doğruları yazmak, işte biraz önce Yeşilay Başkanı kardeşimizin de belirttiği gibi gazeteci demek asparagas haber yapmak zorunda olan insan değildir. Veya yalan haberler üretmek zorunda olan insan değildir. Yani doğruluk, iyilik ve faydalı şeyler üretmek tüm toplumun vazifesi olduğu gibi bu mesleği icra eden kardeşlerimizin de en önemli mesleği. Maalesef bazen toplumda tabi tamamı için böyle bir şey söylememiz mümkün değil ama bazen kalemlerin de toplumdan veya insanlardan intikam almak için veya toplumun değerlerine saygısızlık yapılmak için veya evet gazetecilik yapacağız ama bu toplumun birlik beraberliği ve kenetlenmesi adına bir mücadele vermek. Yani toplumu bölüp parçalamak efendim veya aka kara, karaya ak demek maalesef gazetecilik gibi addedilmeye başladı. Böyle bir şey yok ki. Yani dünyanın hiçbir yerinde yani bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Şimdi bakın buna madem ilçe müftüsü olarak bir söz verildi. Çok önemli. Yani bir haber bizim dinimiz yani bana göre de siz gazeteci kardeşlerimizin de en büyük yolunun kandili olması gereken veya efendim bir önünde bir ne diyelim ona meşale olması gereken bir ayeti celile var. Mesela Cenab-ı Allah ayeti celilede buyurur ki ey iman edenler size birisi efendim bir yoldan çıkmış yanlış bir haber getirirse ey iman edenler ince ekum fasikum binebeyim fetebeyyenin size bir fasık yoldan çıkmış birisi ne demek bu? Asparagas haber getirirse fetebeyyenin hemen onu almayın. O gelen haberi bir araştırın. Aksi takdirde فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَتُمْ نَادِم۪ينَ o asparagas haberle yanlış ve yanlı haberle hareket eder. Yanlış yapar. Sonunda da pişman olursunuz. Ama artık pişmanlık fayda vermez. Şimdi bu ayeti celilenin inmesine sebep olan bir durum var, bir hadise var. Velid bin Ukbe isminde bir sahabeyi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Beni Mustalik kabilesine efendim zekatlarını git bu kabilenin zekatını al gel diye görevlendiriyor. Daha önce peygamberimizin görevlendirdiği o zekat memuruyla o zekatını almak için gideceği kabilenin bir arasında ufak bir husumet olmuş. Tabi Allah Resulü git al deyince yola çıkıyor. Onlar da bakın yani yanlış bir haber bir toplumu
nerelere getirebiliyor, hangi raddelere getirebiliyor. Şimdi tam Medine'den çıkmış o kabileye doğru giderken bir de bakıyor ki oradan atlarıyla efendim bir grup kendisine doğru geliyor. Önceden de arada bir problem olduğu için herhalde bunlar benim geleceğimi duydu, beni öldürmeye geliyorlar zannediyor ve zekatı toplamadan, almadan geri dönüyor, korkuyor. Ama Peygamberimize geliyor, diyor ki durumu böyle anlatmıyor. Ey Allah'ın Resulü, işte gittim ama onlar zekatlarını vermediler diyor. Şimdi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tabii İslam'ın olmazsa olmazları var, hassasiyetleri var. İşte namaz gibi, zekat gibi farz olan ibadetlerimiz. Bakın Peygamberimiz hemen ordu hazırlıyor. Bakın bir yalan haber, bir asparagas haber, bir yanlış bilgi. Peygamberimiz de hemen ordusunu hazırlıyor. Onların üzerine göndermek için Peygamberimiz orduyu hazırlamış. Yola çıkacakları zaman bir de bakıyor ki onlar geliyorlar. Tabii yola çıkmışlardı. Soruyor o gelenlerin lideri, nereye? Sizin üzerinize geliyoruz. Niçin? İşte siz zekatı vermekten imtina etmişsiniz. Ne diyor? Seni hak ile gönderen Allah'a hamdolsun ki ey Allah'ın Resulü, böyle bir şey yok. Biz sizin zekat toplamak üzere bize elçi göndereceğinizi duyduğumuzda biz hazırlığımızı yapmıştık. Sizin elçinizin gelmesi gecikince biz kendimiz getirdik zekatları. Durum bundan ibaret. Bakın işte bunun üzerine henüz bu olay tam sonuçlanmadan, nihayetlenmeden işte biraz önceki ayeti celile iniyor. Ne diyor? Size efendim yanlış bir adam, yoldan çıkmış bir adam, haktan ayrı adalet problemi olmayan birisi bir haber getirirse, bir haber yazarsa, bir haber yaparsa fetebeyyenû, onun aslını araştırın. Onun aslını araştırın. Olur ki gelen haber yanlış olur, siz bir şeyler yaparsınız, sonunda da pişman olursunuz ama pişmanlık fayda vermez. Gerçekten önemli, güzel, çünkü toplumun her kesimiyle muhatap oluyorsun. Güzel bir şey. Yani biraz bizim mesleğe de benziyor. Ama çok hassas, ama çok veballi, ama çok sorumluluğu gerektiren de bir meslek. Bazen efendim bu meslek yazılırken, yapılırken intikam duygularıyla yapıldığını biz görüyoruz. Şahit oluyoruz. Ha, bu genel manada. Burayla alakalı söylemiyorum bunu. Veya işte sizin için de biz şimdi elbette okuduğumuz haberleri biz temkinli, tedbirli okuyacağız. Bu bizim vazifemiz. Ama siz de aynı şekilde işte gazetecilik nedir? Bir yerden bir şey duyuyoruz. Efendim veya şahit oluyoruz veya birisi bir haber getiriyor. Hemen değil. Yine Allah Resulü devreye giriyor, bize diyor ki kefe bil mer'i